Merhabalar dostlar. Şimdi üçgende yardımcı elemanlar testinin 6. köşe taşında kalmıştık. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da bize dış açı ortay teoremini öğretecek arkadaşlar. Şöyle dış açı ortay teoremi. Şimdi dış açı ortayı biz yine iç açı ortayda olduğu gibi insan vücuduna benzetelim. Şurası bizim kafamızın olduğu yer. Bakın kafadan iki tane omuz çıkacak. Fakat dış açıortayı gördüğünüz gibi biraz böyle yatay bir adammış gibi gözüküyor. Şu bizim dış açıortayımız. Sanki adam düşüyormuş gibi arkadaşlar. Ve düşen bir insanı hayal edin. Şöyle kollarını düştüğü tarafa doğru açar ki hani yerden çok fazla etkilenmesin diye kollarını düştüğü tarafa doğru açacak. İşte bizim dış açıortayda bileceğimiz olay şu. Bakın dış açıortayda en çok karıştıracağınız yerler kollar hangileri veya ayaklar hangileri olduğudur. Lütfen dikkat edin benim söylemlerimi. Bu cümlelerle kolların ve ayakların nereler olduğunu çok iyi bulacaksınız. Şimdi kolları anladık. Düştüğümüz tarafta olacak ve dış açıortayımızın ikisi de düştüğü tarafta olacak kolların. Dış açıortay sol tarafa doğru düştüğü için kolların ikisi de sol tarafta bakınız. Yani X ile 10 bizim kolumuz. Şimdi dış açıortayda da orana şöyle başlıyoruz arkadaşlarım. Oranı yazarken. Önce dış açıortaya yakın olan kolu alıyoruz. Sonra uzak olan kolu alıyoruz. Yani 10 bölü X diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki oranın başlangıcı 10 bölü X. İşte kolların oranını yazdık. Şimdi sıra geldi ayakların oranına. Bakın ayakları da şöyle bulacaksınız karmaşık sorularda. Şimdi bu soruda çok belli oluyor zaten. Bu soruda hemen anlayacaksınız ama bizim asıl niyetimiz şekli karışık verdiğinde kolları ve ayakları bulabilmek. Şimdi birinci yakın kolun bittiği nokta C noktası. Uzaktaki kolun bittiği nokta ise Bursa noktası. Ve bizim dış açıortayımızın kafadan itibaren başladığımızda bittiği noktada Niğde noktası. İşte şöyle başlıyoruz ayakların oranını yazmaya. Dış açıortayın bittiği noktadan bakın burası buradan başladı. Birinci kolun bittiği noktaya olan uzaklık senin birinci ayağın olacak arkadaşım. Yani 20. Bölü diyeceksin. Yine dış açıortayın bittiği noktada İkinci kolun bittiği noktaya olan uzaklık. Bakın burada toplamlarını alacağım. 28'i yani. İşte bu oranı yazabilirseniz dış açıortay soruları da çok kolay olduğunu göreceksiniz dostlarım. Hadi gerisini yapalım. Bakın 20 iken 10'a düşmüş, yarıya düşmüş. 28 iken de yarıya düşecek arkadaşım. 28'in yarısı 14'tür. Cevap Bursa'dan geldi. Şimdi 2 numara. Burada da oranı bize şurada sağ tarafta vermiş. Önce bunu bir yerleştirelim. Şimdi ters orantı demiştik. Bunun yanındakini buna, bunun yanındakini de diğerine vereceğiz. Yani biz AB'nin yanında 2 var ya, AC'ye 2 vereceğiz o halde. Yani 2K. AC'nin yanında da 3 olduğu için AB'ye 3'ü vereceğiz. O halde burası da 3K. Peki. BN'yi de 36 vermiş. CN nedir diye soruyor. Burası X. Tamamı da 36'ymış. Şimdi yine aslında üsttekinin aynısı olduğu için çok fazla uzatmayacağım bunu. Yakın kol 2K. Uzak kol 3K. Yani 2 bölü 3 eşittir. Şimdi ayakları yazıyorum. Dış açıortayın bittiği nokta burası. Birinci kolun bittiği nokta, ikinci kolun bittiği nokta. Önce dış açıortayın bittiği noktanın birinci kola olan uzaklığını alıyorum x. Sonra ikinci kola olan uzaklığını alıyorum ki bu BN'yi bize 36 vermişti. İşte bundan sonrası içler dışlar çarpımı ya da bakın üçgen 36'ya çıkmış. 12 katına çıkmış. 2 iken de 12 katına çıkacak. Cevap 24 gelecek diyeceğiz. Evet, üçüncü soru. Bir açı ölçerim merkezi ABC üçgeninin B noktasına yerleştirilip BK ışını çiziliyor. Peki. Şimdi bu BK ışınının neleri var onu bir görelim. AB 24 demiş. Şurası 24. Tamam.
Sonra CK AK'nın iki katıdır demiş. Buraya K, buraya da 2K yazalım. Bir de şu açıları konuşalım arkadaşlarım. Bakalım açılar kaçar derece, bunu bulalım. Şimdi şurası 40'tan geçiyor. Şurası 40. Şurası da 0. Neydi? İki kenarın geçtiği açıların farkı, yani 40'tan 0'ı çıkarıyorum. Bu aradaki açıyı veriyor bize dostlar. Şimdi şuna bakalım. Bu 110'dan geçiyor. 110'la 40'ın farkı 70'tir. Şurası 110. O halde şurası da 70 derece olacak. Bunu da yazalım. Şurası 40'tı. Burayı bulurken de şu toplamları 180 olacaktı ya arkadaşlarım. 70, 40 daha 110. O halde buraya da 70 kaldı. Bunu da gösterin. Ve bakın şu doğru bizim dış açı ortayımız oldu arkadaşlarım. Dış açı ortay. Ve bunun kolları şunla şudur. İşte iki tane kolunu da gösterdim. Dış açı ortayın bittiği nokta burası. Birinci kolun bittiği nokta burası. İkinci kolun da bittiği nokta burasıymış dostlar. Şimdi bize de neyi soruyor? BK, B ile K noktası arasındaki uzaklık. Şunu soruyor. Yani yakın kolu soruyor. Yakın kol bölü uzak kol. X bölü 24 eşittir. Dış açı ortayın bittiği noktada birinci kolun bittiği noktaya uzaklık 2K. Yine dış açı ortayın bittiği noktadan ikinci kolun bittiği noktaya uzaklık 3K. 2 bölü 3. Bu kaç katına çıkmış? 8. Bu da 8 katına çıkacak. 2'nin 8 katı 16 diyeceğiz. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet. 6. köşe taşımız tamamdır. Çevirdik arka tarafı. 7 numaralı köşe taşındayız dostlar. Burada da kenar ortayı, ağırlık merkezini öğreneceğiz herhalde. Evet, soruda kenar ortay yazıyor. Bir bakalım ne diyor. Şimdi buradaki B de bir kenar ortaymış dostlarım. Soru bize bunu söylemiş. Ve biz de şunu biliyoruz. Kenar ortay dediğimiz şey gittiği kenarı ikiye bölen doğruya denir. O halde buraya da eşit olduklarını gösterdi. Demek ki x artı 2 eşitmiş 2x eksi 6'ya. Eksi 6'yı buraya alalım 8. X'i buraya alalım x kaldı burada da. Demek ki x 8. O halde bu 10. Bu da 10 geldi. Ve dik üçgene bakarsanız 12, 16, 20 üçgeni olacak. Demek ki BC 16 gelecek. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katıymış. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 4 katını vermiş bize dostlarım. Cevap 16 geldi. Buna bakalım. G ağırlık merkezi diyor dostlarım. Ağırlık merkezinden ve üçgenin köşelerinden geçen bütün doğrular kenar ortay doğrusudur. Ağırlık merkezi demek kenar ortayların kesiştiği nokta demek. O halde bunların her biri kenar ortay oldu. Şimdi madem ki kenar ortay, demek ki x artı 6 ile 2x eksi 2 birbirine eşit. Hemen eşitleyelim. X artı 6 2x eksi 2'ye eşittir. Eksi 2'yi buraya alalım 8 yapar. X'i bu tarafa alalım. 2x eksi x'ten x kalır. Demek ki x 8. Hemen şuradaki kenar ortaydan 2y artı 4 ile 3y eksi 1'i birbirine eşitleyelim. 2y artı 4, 3y eksi 1'e eşit. Eksi 1'i bu tarafa alalım 5. 2y'yi bu tarafa alırsam 3y eksi 2y'den y'de 5 çıktı dostlarım. X 8, y 5. Bize de toplamlarını soruyor. 8 ile 5'in toplamı 13'tür dedim Gobeller. Evet, şuna geldik. Yan yana veya alt alta eş aralıklarla çakılı çivilerle oluşturulan geometri tahtasında bir ip yardımıyla KLM üçgeni oluşturuluyor. Peki, oluşturduk bu üçgenimizi de. Buna göre üçgenin iç bölgesinde verilen noktalardan hangisi üçgenin ağırlık merkezi olabilir diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezi olabilmesi için bir kere oradan geçen doğrunun kenar ortay olması lazım. Şimdi şu A noktası olsaydı ağırlık merkezi. Ben bu A'dan şöyle bir doğru geçirsem. Bu doğru kenar ortay oldu mu arkadaşlarım? Bakın yani burayı sizce ikiye böldü mü?
Kesinlikle hayır. İkiye bölmedi. O yüzden A noktası ağırlık merkezi değildir. Bunu sildim. Peki B noktasına bakalım dostlarım. Bakın şuradan bir kenar ortay geçireyim. B'den geçen şunu çizdim. Peki bu kenar ortay oldu mu? Yani şurayı ikiye böldü mü sizce? Yani görüntüde bile bölmedi ki işlem yaparak da bulabilirim bölmediğini. Dolayısıyla Bursa'da değil. Bursa'yı da sildim. C noktasına bakalım dostlarım. Bakın şuradan A'dan bir doğru geçirsem C'den geçen. Ve burayı ikiye böldü mü sizce dostlar? Kesinlikle hayır. C noktası da değil. Şimdi cevap Denizli gibi duruyor dostlarım. Cevabımız Denizli. Hatta şıklara bakıyorum. Seçeneklerde de Denizli'yi görüyorum. Doğru cevap Denizli'ymiş. Biz Edirne'nin de neden olmadığını gösterelim size. Bakın şu sebepten. L'den ve E'den geçen şu doğruyu çizsem. Şurası. Bu kenarın kenar ortayı olur mu sizce dostlarım diye soruyorum. Tabii ki değil. Bakın bunlar eşit değil. O yüzden Edirne'de değil. Doğru cevap Denizli geldi kardeşler. Evet. 7 numara da tamamdır. Geldik 8 numaraya. Evet, burada da iki tane kenar ortay olduğunu söylemiş. Yani şu CD de kenar ortaymış. O zaman burayı ikiye bölecek. BE de kenar ortaymış. O da burayı ikiye bölecek o halde. Şimdi iki kenar ortayın kesiştiği Giresun noktasının ismi ağırlık merkezidir dostlarım. Kenar ortayların kesiştiği noktaya biz ağırlık merkezi diyoruz. Ve ağırlık merkezi dediğimiz her soruda %100 kullandığımız bir formül vardır dostlar. O da şu. Tabana 1, açıya 2 kuralı. Yani şu kenar ortayı, bakın bir tane kenar ortayı aldım elime. Kenar ortayı, ağırlık merkezi, tabana yakın parçasını 1 birim, açıya yakın parçasını 2 birim olacak şekilde bölecek. Yani K'ya 2K şeklinde bölecek. Ve burası 8 ise demek ki burası da 4 olacak diyeceğim. Şimdi aynısını diğer kenar ortayda yapalım. Bakın şu kenar ortayda gösteriyorum. Şimdi burası çıktığımız açı, burası da indiğimiz kenar. Tabana yani kenara yakın parçaya 1 yani 3 düşmüş birim karşılığı. Açıya yakın parçaya da 2 katı düşecek her zaman 6. İşte GC 6'dır, GE 4'tür toplamlarını soruyor. Bursa'yı işaretledim dostlar. Ve geldim 2 numaraya. Yine G ağırlık merkezi demiş. O halde şurası X ise buranın 2 katı olacağını artık ben biliyorum. Açıya yakın parça 2 katı olacak. Ve şu dik üçgeni gördüğünüzde dostlarım 6-8-10 üçgenidir. 3-4-5'in 2 katını almış. Demek ki burası 6. Yani 2x 6, x eşittir 3 geldi. Şuna bakalım. Bir kırtasiye ikizkenar üçgen şeklindeki çıkartma ambalajlarını aşağıdaki gibi her birinin üst köşesi hemen üstündeki ambalajın ağırlık merkezine gelecek biçimde alt alta yapıştırıyor. Peki şuradayız. Çivinin olduğu nokta ile en alttaki ambalajın alt kenarı arasındaki uzaklık 44 santim olduğuna göre bir ambalajın eş olmayan yüksekliği kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi çivi ile şuradan indirelim. Şurada en üstteki çiviyi şöyle geldi. En alttaki ambalajın kenarına olan uzaklığını bize ne demiş? 44 santimmiş burası. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlarım. Bunların her biri bir üsttekinin ağırlık merkeziydi. Yani şuraya A dediğimde şurası 2A. Tabana 1, açıya 2'den. Aynı şekilde şurası da A, şurası 2A. Bakın bu da bunun 2A'sı, bu da bunun 2A'sı. Peki, şimdi bir yüksekliğe ne demiş olduk biz? Yani şuradan inen, yukarıdan aşağı inen bir yüksekliğe 3A demiş olduk. Burası 3A. Şuraya kadar 2A. Şuraya kadar 2A yani 3A var artı 2A var artı bir 2A da bundan geliyor.
Şuraya kadar geldim şimdi. 3A, 2A, 2A. Şunu yazalım. Şuraya kadardı. Buradan aşağısı da 2A. Şurası 2A diyelim. Ve şuradan aşağısı da 2A. Bunu da yazalım. Kaç yaptı? 2, 4, 6, 8, 3 daha. 11 tane A'yı bize 44 vermiş. Demek ki A 4. Bize de neyi soruyor? Bir ambalajın eş olmayan yüksekliği. Dostlar işte ikiz kenar üçgende neydi kural? Eşit açılardan çizilen yükseklikler eşitti. Eşit olmayan açıdan çizilen yükseklik eşit değildi. Yani bize şunun yüksekliğini soruyor. O da 3A. 3A'da ne yapar dostum? 12 yapar. Cevap Denizli'den gelir. Evet, 8 numarayı da hallettik. Eğer çevirebilirsem sayfayı. 9 numaraya geçiyorum dostlar. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde AB ile BC dikmiş. Tamam, dik üçgen. G ağırlık merkeziymiş. Peki G ağırlık merkezi ise dostlarım, artık tabana bir açıya 2 yapacağız biz o soruda. 3 ise açıya yakın parça 6. Şimdi burada yine daha önce dik üçgende öğrendiğimiz muhteşem üçlü kuralımız var. Bakın bu bir kenar ortay. G'den geçiyor çünkü. Ve dik açıdan inen kenar ortay olduğu için kendisi de şu iki parçaya eşit olmak zorundaydı dostlarım. O halde 9'dur burası. Bu da 9. Bu da 9 yapmak zorundadır. Bize neyi soruyor? BG yani 6 ile AC yani 18'in toplamı. Cevap 24 geldi diyebiliriz. Evet, G ağırlık merkezidir. BC 36. BC'nin tamamı neresi BC? Heh, şurası 36. Şimdi G ağırlık merkezi ise bu inen doğru kesin kenar ortay. Burayı 2'ye bölecek. 18, 18. Bakın K da ağırlık merkeziymiş. Şu küçük üçgenin ağırlık merkeziymiş. Yani GD buradan geçtiği için tabii ki kenar ortaymış diyebiliyorum. Ve bu dik açıdan inen kenar ortay. O halde muhteşem üçlü yapacak. Demek ki şuranın tamamı da 18 olacak. Ve K ağırlık merkezi olduğu için şöyle 1'e 2 oranı vardır değil mi dostlarım burada? K'ya 2K oranı vardır. Demek ki 3K 18, K eşittir 6 geldi. Yani artık şuranın 6, şuranın 12 olduğunu biliyorum. Şimdi G de ağırlık merkeziydi. Burası 18 birim ise burası 2 katı olacak yani 36. Neyi soruyor bize? AK 36 ile 12'nin toplamını soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi dostlarım. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. AK ve BL kenar ortayları çizilen ABC üçgeni içinde oluşan bölgeler 4 farklı renk ile boyanıyor. Ardından elde edilen bölgeler arasındaki sağındaki gibi birleştirilip şu 3 bölgeyi birleştirip çevresi 48 santim olan bir dörtgen elde ediliyor. Buna göre GK ile GL toplamı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi gelin birlikte konuşalım bunu. Şimdi öncelikle G ağırlık merkezi olduğu için şuraya ben A desem burası 2A olur. Ve bu kenar ortay dik açıdan indiği için muhteşem üçlüden dolayı burası da 3A, burası da 3A gelir. Sonra şuna B dediğim takdirde tabana bir açıya 2 kuralından burası 2B olur. Ve şu kenarlarda birbirine eşittir dostlarım. C, C değil. Şimdi bunları şu yandaki şeklin üstünde de gösterin. Bakın A dediğimiz yer sarı üçgenin kısa kenarı, burası A. Tam bu geniş açının karşısındaki kenar 2B. Şurası da 3A dediğimiz yer. Sonra şuna gelelim. Bu mavinin de şu kenarı C. C 3A'nın hemen yanındaki. Biri A, şunlardan biri A, biri de B. Yeşile gelelim. Bir kenarı C. Dolayısıyla bir kenarı 2A, bir kenarı da B olacak arkadaşlar. Bunu da yazdık. Şimdi bu yandaki şeklin çevresini nasıl buluyoruz biz? Şu dört kenarı toplayacağız. Hatta beş kenarı şunları. Toplayalım.
2B var. 1B de burada var, 3B. 1B de burada var, 4 tane B var. Artı 2A var. 2A da buradan geliyor. 4 tane de A var. Ve bunun çevresi 48'miş. 4'e böldüm. B ile A'nın toplamı 12 geldi. Bize neyi soruyordu? GK ile GL. Yani B ile A'nın toplamını soruyordu. Cevap 12 çıktı arkadaşlar. Evet, 9 numarada tamamdır. 9'u da hallettik. Şimdi sıra geldi 10 numaraya diyeceğim ama zaten 10 ile 11 varmış. Başka da yokmuş arkadaşlarım. O zaman bunları da hemen bu videoda çözelim. Bir daha yeni video açmayalım. Evet, 10 numaradayız. P noktası diklik merkezi. Evet, bu sefer başka bir merkezimize geçtik. Diklik merkezi. Diklik merkezi dediğimiz şey yüksekliklerin kesiştiği noktadır. Yani P'den geçen şu AE doğrusu bir yüksekliktir. Ya da C'den ve P'den geçen bu CD doğrusu bir yüksekliktir. Şimdi 130'un şuradaki açısı ne yaptı? 50. 50, 90, şuraya ne kaldı? 40. Ve bakın şu dik üçgende de x'i bulduk arkadaşlar. 40, 90 daha 130, buraya da 50 kaldı. Cevap Bursa'dan çıktı. Şuna bakalım. Yine B noktası diklik merkeziymiş. Arkadaşlar bir üçgenin diklik merkezi eğer ki o üçgenin köşesi ise, bir köşesi ise o üçgen dik üçgendir ve işte o diklik merkezinin olduğu köşede dik açı olmak zorundadır. Ve bakın bu dik üçgenimiz bizim özel bir dik üçgen. 6, 8, 10 dik üçgeni. Demek ki burası 8 olacak. 4, 4 diye de yazdım burayı. Bizden de CD'yi istiyor. Gelin şurada bir Pisagor yapalım, soru çıksın. X kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36, bir de 4'ün karesi 16. Yani x kare eşittir 52, x eşittir kök 52. 52 de 4 çarpı 13'tür. Yani dışarıya 2 kök 13 diye çıkar. Cevap Denizli'den gelir. Şuna bakalım. D1 ve D2 boyunca katlandığında sırasıyla aşağıdaki şekiller oluşuyor diyor bize dostlarım. Peki. 10, 20. ABC üçgeninin diklik merkezi H olduğuna göre başlangıçta verilen ABC üçgeninde AHB kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi gelin bunu bir konuşalım. Şu katlama sonucunda katlamayı geri açıyorduk hatırlarsanız. Önce bir geri açacaktık. Şimdi kat çizgisi her zaman açıortay oluyordu. Şuna açıortay diyelim. Şu kenar katlandı, buraya geldi. İkiz kenar üçgen çıkıyordu. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olmak zorundaydı. İşte bakın ikiz kenar üçgen açıortaysa aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda yükseklik olacak diyelim. Yani bizim burada bulduğumuz birinci kat çizgimiz şu D1 doğrusu, yani burada gösterirsek bu bir yükseklikmiş arkadaşlarım, bunu bulduk. Ve devam edelim, hatta başka neler bulduğumuza da bakalım. Şimdi şuna konuşalım, şunu. Bunu da kat çizgisinden geriye doğru açarsak şu şekilde, bunu da açmış olalım. Bu adam 1 açıortay oluyordu kat çizgisi. 2 katlanmadan önceki kenarlar katlandıktan sonraki kenara eşit olacaktı. Demek ki bakın bu da ikiz kenar. Açıortay, kenar ortaysa aynı zamanda yükseklik olacak. Yani ikinci kat çizgisi de yükseklikmiş. Bunu anladık. Demek ki benim üçgenimin iki tane yüksekliği kesişiyor şuradaki noktada. Biz bu noktaya ne diyorduk? Diklik merkezi. İşte bize de diyor ki diklik merkezi H'tır. Peki bunu da söyledim. Soru da şunu soruyor. AHB, yani şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor bize dostlar. Şimdi biz ne biliyorduk başka, bir de şunları da gösterelim. Şuradaki açıları da yazalım bir. Şimdi 20 derece şuna A desek. Bu açı 20 artı A oldu arkadaşlarım. Yani şunu göreceğiz. Şu bizim yüksekliğimizin üstündeki açı A. Şurası A. Burası da 20 artı A geldi. Bunu gördük birincisinde. İkincisini gösterelim. Şuraya BB yazalım. BB.
Bakın yüksekliğimizin solundaki açı b, sağındaki açı da 10 artı b. Bunu da yazmış olalım. Şimdi şuraya gelirsek dostlarım, şuradan devam edelim artık. Şimdi burada 90 ile 10 artı b'nin toplamı şu açıdır. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından. Yine aynı şekilde buradaki 90 ile 20 artı a'nın da toplamı buraya eşittir. O halde 20 artı a 10 artı b'ye eşittir ki buradan 10 eşittir. Yani 10 artı a eşittir b çıkar. Bu bir dursun elimizde. Sonra şunu görelim. Şuradaki dik üçgende bakın şurada a ile 10 artı b ve b, yani a ile 10 artı 2 b'nin toplamı 90'a eşittir. Peki a ile 10'un toplamı neydi? B. O halde 3b eşittir 90, b eşittir 30 çıktı. Peki b 30 ise a ne olmalı? 20 olmalı ki 20 ile 10'un toplamı 30 olsun. Demek ki burası 20, burası 30. Toplamları 50 yapar. Şuna da 130 kalır arkadaşım. Üçgenin iç açıları toplamından. Yani cevabımız Edirne'den geldi. Evet, son köşe taşımızdayız. Bakalım bu ne diyor. ABC üçgeninde AB 24 ve AP, BP ve CP'nin toplamı 39 ve P noktası üçgenin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre P noktasının AB kenarına uzaklığı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostlar, çevrel çember demek üçgenin şöyle üç köşesinden geçen, üçgeni içine alan çember demektir. Burası da onun merkezi ise şu PA yarıçap olur. PB yarıçap olur. PC yarıçap olur dostlar. Ve bunların hepsinin toplamı 39 olduğu için her biri 13 13 13 olmak zorundadır. Bize de diyor ki P noktasının AB'ye uzaklığı, yani buradan indirdiğin diklik kaç olur diyor. E burası 24 ise 12 12 diye bölecek. Neden? Çünkü ikiz kenar üçgendeki yükseklik aynı zamanda kenarortay olduğunda. Ve şuradaki dik üçgen senin aşık olduğun bir dik üçgendir ki 5, 12, 13 dik üçgenidir. Dolayısıyla işte aradığın cevap 5 gelir. Bursa'dan çıktı. Şuna bakalım. Şekildeki üçgen KL boyunca katlandığında soldaki gibi, MN boyunca katlandığında sağdaki gibi oluyor diyor. Tamam. Şimdi önce bu tarafı KL boyunca katladık. Bakın şu köşe tam buraya denk düşüyor dostlarım. Demek ki hani şunu açtığınızı düşünün şöyle. Şimdi şekiller karışmasın diye çok ince yapıyorum ben bunu. Açtığınızda neydi kural? Burası açıortay olacaktı. Bu kenar bu kenara eşit olacaktı. Ve bakın ikiz kenar üçgende açıortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda da kenarortay olacaktı. Yani şu KL doğrusu dostlarım hem dik oldu hem de bu kenarı tam ikiye böldü. Kenarın tam ortasından çıkan diklik, kenarın ortasından çıkan diklik oldu. Yani KL'nin ismi kenar orta dikme oldu dostlarım. Kenar orta dikme. Şimdi aynısını MN için de yaparsak, bakın MN'de yine şu kat çizgimizdir açıortay. Bu buraya katlandı. Aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda ikizkenar oldu. NM'ye de bakın dostlarım. Bu da kenarın tam ortasından çıkan diklik. Yani bu da kenarorta dikme. İşte üçgenimin iki tane kenarorta dikmesinin kesiştiği nokta kenarorta dikmelerin kesim noktasıdır ve kenarorta dikmelerin kesim noktasının diğer ismi çevrel çemberin merkezidir. Bize de ne diyor? Kesişim noktası ne olur diye soruyor. Kenarorta dikmelerin kesim noktası çevrel çemberin merkezidir. Yani cevap Edirne'den gelir dostlar. Evet. Bu da tamamdır. 11'i de gömdük. Evet, bir sonraki videomuzda tarama testi, konu testi şeklinde ilerleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Konu testi var.
Yani bunun ÖSYS soruları çok az. 5 tane. Evet, hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.